Geçim. Benim söyleyeceğim bu. Bunun önüne biz değil, büyüklerimiz geçmesi lazım. Ve eğitim düzeltebilir ancak bunu da. Kayseri'de son dönemlerde meydana gelen asayiş olayları artmaya başladı. Son bir hafta içerisinde ise 4 kişi cinayete kurban gitti. Bizler de vatandaşlara Kayseri'de meydana gelen asayiş olaylarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Geçim sıkıntısı, başka hiçbir şey sebebi yok. Yani adamlar arsa veya bir mal mülk için birbirlerini öldürmeye başladılar. Bu bizim fabrikada da yayılan bir durum olduğu için yani başka hiçbir sebebi yok. Maddiyat. Zaten üst üstüne gelen zamlar bir taraftan %150 elektriğe geldi. Maddiyat, başka hiçbir sebebi yok bunun. Peki sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? Ya bunun önüne biz değil, büyüklerimiz geçmesi lazım. Devletin yani bunlara bir dur demesi lazım. Mesela ne bileyim bir yani benim bir fikrim yok ama şöyle söyleyebilirim. Bu fahiş fiyatlarında devletimiz mesela diyor ki işte zabıta memurumuz hemen başlıyor. İşte biz bunlara önüne geçmeye çalışıyoruz. Aslında hiçbir şeyin önüne geçilmiş şey değil yani. Daha da oldukça artmaya başladı her şey. İster istemez de olaylar da büyüyor. Abi birinci sebep eğitim. İkinci sebep de geçim derdi. Maddiyattan dolayı millet kendini geçindiremiyor. Geçindirmek için ya hırsızlık yapacak ya işte dediğin gibi bunalımdan işte cinayet çıkaracak veya işte bunun gibi olaylar yapacak. Geçim. Benim söyleyeceğim bu. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Abi bunun önüne iki sebepten geçen. Bir işsizliği önlersin, iki eğitimini verirsin. Eğitimi demin çarşıda geziyorum iki tane genç çocuk daha ya 12-13 yaşında şeyden bıçakçıdan sustalı bıçak alıyor. Niye alıyor? Olay bu yani. Eğitim bir, maddiyatını, geçimini yükselteceksin ki abi. Başka türlü olmaz, yükselmez, değişmez yani. Bence sebebi geçim sıkıntısıdır. Yani ekonomik krizdir. Herkesin inkar ettiği, çoğu insanların inkar ettiği. Büyük bir sebebi budur yani. Asayiş olaylarından ziyade genelde intihar vakaları daha yüksek. Önceki yıllara göre. Bu kadar. Peki sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi seninle ben olmayacak ya bu iş. Yani konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert. En iyisi susmak yani. Eleştirmek gibi hakkımız yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bunun sebebi ortada belli. Fakirlik, zavallı iş bulamıyor, çalışamıyor, sıkıntı çekiyor, borcu var, isyan ediyor. Yani iş bulamıyor. Ha, bulduğu işi de beğenmiyor. Elbette kendi kendine sıkıntı çıkar diyor. Yani zengin zengindir. Zaten fakir bitti. Fakirin hiç yeri yok, esamesi yok. Zavallı nereye yani başvuracağını şaşırmış durumda. Sarhoş. Bu adamın her şeyi beklersin bu adamdan. Sarhoş dedim ben. Değil mi? Allah yardımcısı olsun. Sıkıntı zor. Çekene zor. Aşırı psikolojik diyorum ben. Stres, iş yoğunluğu ve karşılıklı diyalog sıkıntımız var. Ben bunu bayalıyorum. Başka bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sizce bu sorunların önüne nasıl geçebiliriz? Bu sorunların önüne bence önce eğitimle geçebiliriz. Eğitim eksikse aile yapısı çok önemli. Çünkü ailede agresiflik, streslik varsa bu temelden kalıyor. Ve eğitim düzeltebilir ancak bunu da. Ekonomik sıkıntı, başka bir sebebi yok. Tamamen ekonomik sıkıntı. İnsanlar ekmek bulamıyor. Ekmek bulamayan anne ne yapacak? Ne yapabilir ekmek bulamayan anne? Doğru yoldan şaşacak. Evinin kirasını ödeyemeyen baba ne yapacak? Gidip tabii ki bakkal dükkan soyacak. Ya da seni beni gasp edecek. İnsanlar bir felaket olduğu zaman ilk düşündükleri şey önce barınacaklar yer, sonra da karnlarını doyurmaktır. Biz karnımızı doyurabiliyor muyuz? Doyuramıyoruz. Bundan dolayı artıyor bence. Peki sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? İktidar değişirse, insanlar birazcık bilinçlenirse bence değişir. Mesela Atatürk'ün kurduğu fabrikalar satmak yerine üstüne daha fabrika yapılır da insanlara çalışma alanı sağlanırsa bence bunun önüne geçilebilir. Yani mesela bizim köye gittiğimiz zaman bütün tarlalar dantel gibi işliydi, her taraf ekiliydi. Şimdi hiç insan yok. İnsan yok. Yani insanlar kendi ürettiklerini kendileri yiyordu. Şimdi yok ki ürettiğimiz. Dışarıdan alıyoruz. Dışarı bize verirse bizim karnımız doyuyor. Vermezse yok.
Vallahi açlık, ekonomik sebepler. Bunlar en başta geliyor. Sonra bir de yaşantı şekli çok önemli insanların, aile yaşantısı. Bir çocuğun yetiştirilmesinde aile çok önemli bir faktördür. Yani bence bir annenin babanın aynası çocuktur diyelim. Anne babalar da şimdi ekonomik şartlardan dolayı çocuklarla ilgilenecek pek vakit bulamıyorlar maalesef. Rabbim herkesin yardımcısı olsun, öyle diyelim.